Denizli'de yaklaşık 1300 keçi besicisinde 140-150 bin aralığında keçi varlığının bulunduğunu, bu yıl bu keçilerden 40-40 bin civarında oğlak alındığını ifade eden Başkan Öner, bu yıl başında hindi yerine neredeyse aynı fiyata satılan oğlakların yenilmesini istiyoruz diye konuştu. Başkan Öner, oğlak etinin çinko, bakır, magnezyum, selenyum ve B vitaminleri bakımından zengin olduğunu, yüksek oranda protein içerdiğini, sağlıklı ve hazmının da kolay olduğunu sözlerine ekledi. Yılbaşını, yani bir Hristiyanlar gibi değil de biz kendimize yakışır şekilde bir yılbaşı kutlanmasını istiyorum toplumumuzda. Yani bu eski yabancıları özenti olarak bizim gençlerimiz hep ailelerden kopuyor. Yılbaşını aile fertleriyle kutlasınlar. Hep bir araya gelsinler. Mümkünse alkol tüketmesinler. Daha güzel, yani televizyonu bile seyretmeseler de bir aile fertleriyle beraber muhabbet ederek kutlarlarsa yılbaşı daha yani güzel olur. Şunu diyeyim, yani mesela bir hindi 100 bin lira, 80 bin lira hindi yiyeceğine Denizli'de biz şunu öneririz, yani koyun keçi yetiştiriciler olarak oğlak tüketilsin. Neden? Oğlak çok sağlıklı, bizim en önemli organik gıdamız. Eğer bunu tüketirlerse gerçekten sağlıklı bir besin olur. Yani her şeye faydası var. Şimdi oğlak eti tamamen organik ama hindi olsun, mesela tavuk tüketim olsun, tamam o da ihtiyaç ama oğlağın yerini hiçbir şey tutmaz. Oğlak en önemli bizim gıdamız. Bunun tüketilmesini istiyoruz biz. Denizli olarak Denizli'mize, otellerimize çağrıdan bulunuyorum. Eğer oğlak dolması yapmakla isterlerse, oğlağın kaburgasını yapmak isterlerse bize ulaşsınlar. Biz her türlü oğlak temin ederiz. Yeterince bizim oğlağımız var. Zaten Denizli dediğimiz zaman, başka illere gittiğimiz zaman biliyorsun bizde oğlak kebabınız var diyorlar. Bu da bizi onurlandırıyor. Biz bunu yöresel olarak, Denizli olarak daha iyiye götürelim. Kendimiz de tüketelim. Nasıl dışarıdakları bizim reklamımızı yapıyorsa, bize özeniyorsa biz de kendimiz kendi ürettiğimiz gıdayı tüketelim istiyorum yani. Bir oğlak kaç para civarında başkanım? Oğlak bu sene biraz ucuz. Niye derseniz sağ olsun bakanlığımız, Tarım Bakanımız destekleme vermesinden dolayı gerçekten üreticilerimiz bu işe daha çok meyillendi. Daha çok üretiyorlar. Daha çok sağlıklı bir üretim oluyor. Mesela Tarım İl Müdürlüğümüz ciddi bir çalışma yapıyor aşılamasında. Oğlak kaybımız yok. Şu anda 42 bin, 45 bin, 50 bine yakın oğlağımız var. 151 bin tane de geçimiz var. Tabii biz bunun tüketilmesini istiyoruz. Hem kendi yöremizde hem de dışarıda illerde bu oğlan tüketilmesini istiyor. Çünkü bu sağlık kaynağı. Yani oğlak ne demek? Oğlan nasıl keçi sütünün sütü anne sütüne eş değerde sağlık kaynağıysa, oğlan eti de tamamen uzun ömürle yaşamaya, yani mesela oğlak etiyle beslenen bir insan 85 ile 105 arası yaşaması var. Neden? Uzun ömürlü. Yüz kırışması olmaz oğlak etiyle beslenen bir insandan. Ondan sonra kemik erimesi olmaz oğlak etiyle beslenen bir insandan. Astım hastalığı olmaz. Bu ne demek? Tamamen sağlık kaynağı demek. Yani oğlak eti tamamen bir enerji kaynağıdır. Yani ben yani Denizli halkımızın, hemşerilerimizin oğlak tüketmesini istiyorum ve 2014'ün çok güzel geçmesini istiyorum. Sağlıklı geçmesini istiyorum. Huzurlu içinden geçmesini istiyorum. Yani toplumumuzun zarar görmesini istemiyoruz. Yani bizler yani bunu en iyi şekilde halkımızın huzurlu olmasını istiyoruz yani. Teşekkür ederim.